uçburçakka ichki chizilgan aylana. Aylana uçburçakning barcha tomonlariga urinib o'tsin. Mana aylana uçburçakning tomonlariga urinib o'tyapti. Mana bu holda aylana uçburçakka ichki chizilgan deyiladi. Uçburçak esa aylanaga tashqi chizilgan deyiladi. Aylana markazi qayerda bo'ladi? Uchburchakka ichki chizilgan aylana markazi uchburchak bisektrisalari kesishgan nuqtada yotadi. Uchburchakning bisektrisalari bitta nuqtada kesishadi va kesishgan nuqta O bilan belgilangan. O nuqta uchburchakka ichki chizilgan aylana markazi bo'ladi. O noktadan bir orta tamanga perpendiküler çıramız. Mana besa tamanga perpendiküler çırıldı. Onun uzunluğu ergeteyim bolsun. Yendi o noktanı merkez kılıp er radyusli aylana çizamız. Bu aylana üç bırçakı içki çizilgen aylana boladı. Aylananın o markazı barcha tomonlardan bir xil r masofada joylashgan bo'ladi. Ya'ni r uzoqlikda joylashgan bo'ladi. Mana quyidagi chizmada ko'rishimiz mumkin. O nuqta uchala tomondan ham r masofada joylashgan. Shunday qilib, aylana markazi bisektrisalar kesishgan nuqtada joylashgan va barcha tomonlardan bir xil r masofada joylashgan. Yeni mavzuga doir misollar ko'ramiz. Birinchi masala. ABC uchburchakka ichki chizilgan aylana markazi O va aylana BC tomonga D nuqtada urinadi. Agar OC 10 ga, CD 8 ga teng bo'lsa, aylana radiusini toping. Va bizga nimalar berilgan? Mana uchburchakka ichki aylana chizilgan. Aylana BC tomonga D nuqtada urinadi. Aylananing markazi O nuqtada. OC kesma 10 ga teng. CD kesma 8 ga teng. Aylananing radiusini toping. Buning uchun biz quyidagi uchburchakni qaraymiz. Mana rangli qilib ko'rsatilgan. Bu uchburchak to'g'ri burchakli uchburchak. Çünkü radius CD tomonga perpendiküler, mana bu yerda urunuş noktasından tutaştırsak 90 gradusli burçak, D burçak. Şu sebeple bu doğru burçakli üç burçak. OC yani 10 ga teng bo'lgan tomon hipotenuza, 8 ga teng bo'lgan tomon katet. Bu doğru burçakli üç burçakdan biz R tomonni ikinci katetni topishimiz mümkün. Buning uchun Pifagor teoremasidan foydalanamiz. Pifagor teoremasiga ko'ra r kvadrat teng 10 ning kvadrati minus 8 ning kvadrati. Ya'ni 100 minus 64 teng 36 ga. Shunday qilib r kvadrat 36 ga teng, u holda r 6 ga teng bo'ladi. Shunday qilib javob aylana radiusi 6 ga teng. İkinci masalaga o'tamiz. ABC uchburchakka ichki chizilgan aylana markazi O va radiusi 6 ga teng, aylana radiusi 6 ga teng. Agar C burchak 60 gradus bo'lsa, OC kesma uzunligini toping. Va mana uchburchak ABC uchburchak berilgan, unga ichki aylana chizilgan, aylana radiusi 6 ga teng. C burchak 60 gradus. OC kesmani topamiz. OC kesma noma'lum. X bilan belgilangan. Bu kesmani topish kerak.
aylana merkezi bisektrisler kesişken noktada yatadı. Şu sebeple SO kesme S burçayını teng 2'ye bölgede. S burçak 60 gradüske teng, onun yarımı ise 30 gradüske teng bölgede. Yani bana şu 3 burçaydan faydalanmamız. Rayın lekeli körsatırken 3 burçaydan faydalanmamız. Bana bu 3 burçaydan. Bu 3 burçayda bana bu katet 6 geteyim. Çünkü bu aylananın radyosu 6 geteyim. Ötkür burçayı 30 gradus geteyim. Hipotenuzanı tapamız. Yani osu kesme bu 3 burçak için hipotenuzu buladı. Yani x ile belgilengen. X'ını tapamız. Yani x'ın topuş kıyınmaz. Bunun için burçak sinusudan faydalanamız. X den 6 taksım sinus 30 gradus. Sinus 30 gradus 1 taksım 2'ye ten. Şu sebeple x 12'ye ten. Şunu da yıkılıp osa kesme uzunluğu 12'ye ten iken. Nabataki mesela, 3. mesela, çizmada belirgelerge göre OBS burçakını topin. Hop, çizmanı görüp çıkalımız. A burçak 76 gradus geteyin iken. 3 burçak ki içki aylana çizilgen. Aylana merkezi O. S, O. O, S, B burçak 24 gradus. Bana bu burçakını topuş gerek. Yani O, B, S burçakını topuşumuz gerek. X ben belgilengen burçakını topuşumuz gerek. Bu masalanı geçeceğimiz. Bu yerde ham o nokta üç burçak burçaklar bisektriselerde yatışıdan faydalanmamız. S o bisektrisel bölgeliği sebeple bunu bir yerde üç burçayını S burçayını yarım körsatılgen 24 gradus. S burçayını topuş için 24'ünü 2'ye köpaytıramız. Bu burçak X keteyin bölgeliği sebeple B burçayını topuş için biz 2'yi köpaytıramız. Yani B burçak 2x keteyim buladı. Şunu da yakalıp biz B ve S burçaylar için kuydaki tenliklerini yazışımız mümkün. B burçak 2x keteyim. S burçak 2 köpaytıru 24 gradus. Yani 48 gradus buladı. Sizlerge malum ki 3 burçak burçaylar yığındısı, 2 burçaylar yığındısı 180 gradus keteyim. Bundan faydalanıp biz kuyudaki tenliğini yazışımız mümkün. 2x yani B burçak koşu 48 gradus yani S burçak koşu 76 gradus yani A burçak teng 180 gradus. Bu tenliğden 2x teng 56 gradus ikeni gelip çıkardı. Ondan ise x teng 28 gradus ikeni gelip çıkardı. Şunu da yıkılıp O, B, S burçak O, B, S burçak yani x burçak 28 gradus'a teng ekan.